Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yenilenen Skoda Fabia'ya bakacağız. Bugün normal şartlarda bir araç incelemesi videosu izliyor olmanız gerekiyordu. Ama bu şartlar normal değil. Dün gece Skoda tarafından lansmanı yapıldı bu aracın. Ben de hemen bilgileri toparladım. Fotoğrafları, videoları toparladım. Kendimce de biraz çıkarım yaptım ve size bu videoyu ulaştırmak istedim. Sizin bu araçtan haberdar olmanızı istedim. Araca geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Kanalımızın izleyici kitlesine baktığımız zaman şurada bir yerde de gördüğünüz gibi %97'si abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Sizden ricam aşağı inip bir abone ol butonuna basmanız. Dilerseniz şimdi gelin araca geçelim. Volkswagen Polo ve Seat Ibiza son günlerde makyaj operasyonu gördü ve ailenin 3. üyesi Skoda Fabia'da jenerasyon değiştirerek nihayet kardeşlerine, kuzenlerine ne dersiniz artık ayak uydurmaya başladı. Tanıtıldığı 2014 senesinden beridir PQ26 platformunda üretilen Fabia, 4. nesliyle birlikte Ibiza, Polo, Kamiq ve Scala'nın da kullandığı MQB A0 platformuna geçiş yaptı. Selefine göre her alanda gelişim gösteren Fabia, 4. nesliyle B sınıfı hatchback VAG ürünleri arasındaki en büyük model unvanını da eline geri almış bulundu. Eskiye göre 111 mm uzayarak 4108 mm'yi bulan Skoda Fabia'nın aks mesafesi ise 94 mm genişleyerek 2554 mm'ye erişti. Bu artışlar Fabia'ya arka yaşam alanının büyümesi ve bagaj hacminin 50 litre artarak 330 litreden 380 litreye ulaşıp bu 50 litrelik artışlar Golf 8'i yakalayan Fabia bu sayede bir üst sınıftan müşteri çalmayı da hedefliyor. Arka koltukları yatırıldığında ise depolama alanı 1190 litreye ulaşan Fabia, Renault Clio'yu saymazsak sınıfındaki en geniş otomobil olmuş. Skoda mühendisleri yaptıkları aerodinamik çalışmalar neticesinde sürtünme katsayısını 0.32'den 0.28'e düşürerek aracın hem yakıt ekonomisi sağlamasını hem de daha modern görünmesini sağlamışlar. Yeni gün batımı turuncusu ve grafit gri gövde renklerine kavuşan aracın jant seçenekleri de 18 inçe kadar uzanıyor. Burada vurgulanan şey 18 inçe kadar uzanmasının yanı sıra aerodinamik şekilde optimize edilmesi olmuş. Skoda dolu paket Fabia'larda tavan ve yan ayna kapaklarında ve ön ızgara çerçevesinde büyülü siyah ve grafit gri renk seçenekleri sunarken üst paketlerde tamamen LED far ve stoplarda yer alıyor. Kabinde ise klasik bir Skoda tasarım dilini görüyoruz. Kontrol tuşları ve genel yerleşim Simply Clever mottosuna uygun bir şekilde yapılırken dairesel havalandırma çıkışları gibi yeni detaylar da gözden kaçmıyor. Skoda lansman vurgusunda sadece bu yenilenen havalandırma ızgaralarını değil, Octavia'da da olduğu gibi orta konsolda kullanılan kumaş materyali de vurguladı ve B sınıfında bunun ilk kez yapıldığını söyledi. Konsolun merkezine yerleştirilen multimedya sistemi standart olarak 8 inç gelirken opsiyon olarak 9.0 inç olan ekranla da değiştirilebiliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunan Fabia'da sesli komut, el hareketi algılama ve Wi-Fi modülü de yer alıyor. Giriş versiyonunda analog kadranlar arasında 3.5 inçlik küçük gösterge paneliyle gelen Fabia, üst versiyonlarına çıktıkça 10.25 inç boyutlu tamamen dijital gösterge paneline kavuşuyor. Bununla birlikte Skoda donanım seviyesine göre iç mekanda 5 taneye kadar ulaşan USB Type-C çıkışlarına da yer vermiş. Vites kolu çevresinde ve kapı kollarında 6 tane renk teması sunan Skoda, ambiyans aydınlatmasını ise 2 renkle sınırlandırmış. Isıtmalı direksiyon simidi ve ön cam donanımına da kavuşan Fabia'da çift bölgeli otomatik klima ise ilk kez bu nesille yer almaya başladı. Bununla birlikte arkada havalandırma çıkışları da sunmaya başladı. Havalandırma çıkışlarının azıcık aşağısına baktığınız zaman Skoda'nın Simply Clever detaylarından vazgeçmediğini göreceksiniz. Arkada çıkarılabilen bardaklık sunan Skoda sadece bununla yetinmeyip sürücü kapısına gizlenmiş şemsiye, kart tutucu, depo kapağındaki buz çözücü gibi detaylarla birlikte Simply Clever mottosuna uyum sağlamaya devam ediyor. Yeni platform sayesinde Fabia daha rigid bir şasenin yanında daha fazla elektronik donanıma da kavuştu. Seviye 2 otonom sürüş sunan Travel Assist, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemini kapsıyor. Otomatik park sistemi, otomatik acil durum freni de Fabia'nın kazandığı donanımların arasında. Gelelim motorlara. Tamamı Euro 6D normlarını karşılayan güç üniteleri 1.0 MPI atmosferik 3 silindirli motorla başlıyor. Bu motorun 65 beygir veya 80 beygir güç üreten versiyonları mevcut.
Çıtayı bir tık yukarı taşıdığımız zaman 95 ve 110 beygir güç üreten, aynı zamanda 7 ileri DSG şanzımanla birlikte alabileceğimiz 1.0 TSI motorlar mevcut. Donanım paketleri ise Ambition, Style ve daha ileri tarihte piyasaya sunulacağı belirtilen Monte Carlo olacak. Fiyatlara dair bir açıklama henüz yapılmadı, fakat şu anda Skoda Türkiye Fabia'yı 2 donanım seviyesinde ve tek motorla sunuyor. 1.0 TSI, DSG, 95 beygir, Premium ve Premium Color konsept olarak. Fiyatları da 205.000 TL ve 215.000 TL. Fiyat seviyesinde zannediyorum 240.000 liralara bir göz kırpacak. %50'lik dilimde kalırsa çok tercih edileceğini düşünüyorum. Eğer %80'e çıkarsa işi biraz zorlaşabilir ama yine belki tercih edilebilir Polo ve Ibiza yerine. Araçla ilgili kendi izlenimlerimi bu sefer sona bıraktım. Kendi izlenimlerimi aktarmam gerekirse dış tasarımını ben beğendim. Zaten Skoda biliyorsunuz sadeliğiyle birlikte şık otomobiller üretmek üzerine kurulu bir marka. Fabia'da da bunu görüyoruz sıkça. Bununla birlikte Skoda yine Skodalığını konuşturup iç mekanda en geniş otomobilleri üretme kafasında çalışmaya devam etmiş ve Fabia'yı bayağı büyütmüş. Böyleydi, Skoda Fabia'ya bir bakış attık. Görselleriyle, videolarıyla, donanım detaylarıyla, motor seçenekleriyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, videonun başında da söylediğim gibi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.